kısa bir yayınla sizle birlikteyiz. Umarım bizi izler, destekler, paylaşır ve alta üstten bir yerden abone olur. Bizi bir yerlere getirirsiniz diyelim. Bugün sokağa çıkma yasağının olduğunu düşünüyorum. Çünkü sokakta gürültü patırtı var. Hafta içi bir çıt bile çıkmazken hafta sonu nasıl oluyorsa kardeşlerim, sokaklar cümbüş halinde ve güneş de bize nazaran, nazaran denmez ona, bir şey deniliyor. Nezare ediyor. O da değil. Helikopterler uçuyor şu an, çünkü bizim buralarda helikopter uçmayı sever. Yani kesin bir yine bir operasyon var. Neyse, biz gündemimize, konumuza bakalım. Geçen bana Sherlock Holmes ve Watson geldi. Watson dedi, abi Sherlock Holmes çok kötü, onu bir üfler misin? Ya dedim, yapma etme, ben şimdi Sherlock'u da üflersem çocuğa yazık. Bu çocuğun namı var, bu çocuğun şerefi var, bu çocuğun onuru var, bu çocuğun haysiyeti var. Ve saydım da saydım. Yok yapma etme emmi hocam, kulun kölen olayım, köpeğin olayım, müridin olayım. Yok dedim, yapma öyle şeyler. Ben öyle şeyleri sevmem, öyle kelimeleri de sevmem. Biz dedim insanız, insanı insan olduğu için severiz, sayarız, saygılı, sevgili kardeşlerim. Sherlock geldi, üzerine bir üfledim, iki üfledim, üç üfledim, baktım olmuyor, bu adamda farklı şeyler var, aman aman dedim, bir üflüyorum yetmiyor, bir daha üflüyorum, aldım nefesimi diyaframdan, verdim dışarıdan, öyle kıyametler falan derken Sherlock'u bir kendine getirdik. Ama ben de sonunda iflas ettim diyebilirim. Ama şunu anladım ki bunlara iş yapmayacaksın, paramı vermeden kaçtılar. Yani analiz yeteneği herhalde bu çocuğun çok kuvvetli, buradan Sherlock Holmes ve Watson'ın sesi. Oğlum bak İngiltere'de bulurum. Beni delirtmeyin. Oradan Robert Downey Jr.'a Benedict Cumberbatch miydi neydi? Benedict miydi neydi? Her ne atsa bak oğlum gelirim. Alırım sizin paranızı. Paramı alırım bak. Paramı alırım. Param hiçbir yerde kalmaz oğlum. Param hiçbir yerde kalmaz. Yine İngiltere'den gidelim. Ameno. Kimene. Kimene. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'nda çalışan bir doktor arkadaşımız bu sürü bilmem nesinden dolayı işte yok demiş, biz sosyal mesafeye geçelim falan. İyi geçelim demişler, adamı dinlemişler, adam bunun destekçisi olmuş, savuncusu olmuş. Evet, daha sonra şöyle bir şey yaşanmış, bu süreç devam ederken adam sevgilisinin yanına gitmiş. Ya bir 15 gün dayan be kardeş, ya 15 gün dayan. Ve kendi söylediği, desteklediği kanunları, riayetleri, kuralları çiğnemiş, kanun demeyelim ama olması gerekenleri ve daha sonra nasıl olduysa istifa etmiş. Gerçi onlarda istifa çok normal bir şey. Bu istifa edenleri de hiç anlamıyorum. Niye istifa ediyorsunuz? Sevgilinle takılmaya devam etseydin ya da istifanı birileri geri çektirseydi kardeşim. Sen yanlış yoldasın. Umarım görevine geri dönersin. Akıllı adamsın. Soru sevap bölümümüze geçelim. Dergi alıyorum hocam. Karılar cıbıldah, ne yapmalıyım? Almamalısın diyorum ve bu soruyu kısa bir cevapla geçiyorum. Uzun zamandır da olsam uğurluk yapmadım. Bir daha yapayım. Geç. Bu helikopter çok olmaya başladı. Bak operasyonu yapın ve gidin diyorum. Allah rızası için gürültü yapmayın. Buradan çocuklara da sesleniyorum. Sokağa çıkma yasağını mı buluyorsunuz sokağa çıkmak için? Ben anlamıyorum. İkinci sorum. Hocam bir üflükçüye gittim. Bana fena üfledi. Artık üfleme istemiyorum. Hocam bu durumdan rahatsız, ne yapmalıyım? Ya, kocanın lafını dinlemelisin bir yer. Nasıl üfledi? Ne yaptı? Hangi tekniği uyguladı? Yani Kore tekniği mi, Feng Shui mi, işte Asya'dan işte Confucius'un tekniği mi, ne bileyim. Şimdi herkesin tekniği farklı, yani Arap ülkeleri farklı. Ben de bağımsız, benim tekniğim bana özel. Stalinski yöntemi gibi düşün. Yani bende de aynı derecede bir teknik, bir yöntem var. Biliyorsunuz ki benim yayınlanmayan bir videomda aslında tekniğimi göstermiştim ama YouTube bunu kaldıramadığı için biz de yayınlamıyoruz ve arşivin derinliklerinde yatıyor. Bir gün bunu yayınlayabilecek bir mecra olursa yayınlayacağız ve bunu aslında genelde cevap vermeyi de çok sevmiyorum. Kıldım artık. Bunaldım. Ben de bunalım sendromu yaşıyorum. Buradan da sizi kötü gösteren, üfürükçileri kötüymüş gibi gösteren insanlar seslenmek istiyorum. Bunun başında da Şahan Gökbakar gelir. Bak, bak Şahan. Bak Cemil, size sesleniyorum. Allah rızası için bizi kötü göstermeyin. Ya bakın biz üflüyoruz sadece. Bak üflüyoruz. Bu kadar. Ya işte üflükçü şöyle yaparmış da böyle, oh yahtay şunu yapayım da işte. Ya kardeşim biz karışımı hazırlarız. Üfleriz, üfleriz. Hayır, sonra gerekiyorsa bir şey yaparız. Ya genelde gerekmiyor ki. Ya gerekmiyor ki, şimdi durduk yere biz niye her gelene de
Ya bizim de bir kalitemiz, bizim de bir çizgimiz, bizim de kırmızı noktalarımız var. Yani şöyle bir kırmızı noktalı hikayeyi mi anlatalım, ne yapalım? Orhan Baba gibi 999'lu hatlardan reklam mı yapalım? Ne istiyorsunuz ya? Bizim de bir alanımız var. Orada gerekenleri yapıyoruz. Zaten bizim de bir kalite çizgimiz var. Şöyle düşünün. Bir ürolog her eline aldığını yapar. Yapar mı ya? Yapar mı kardeş? Biz her elimizi aldığımızda yapmıyoruz ya. Bu kadar basit. Buradan bizi tekrar kötü gösteren arkadaşlara sesleniyorum. Bizi Allah rızası için kötü göstermeyin. Bizim niyetimiz iyi. Bir kere şu kadar çok basit bir şey vardır. Bir şeyin içinde iyi niyet varsa orada sorun yok. Yani benim niyetimi iyileştirmek. Buradan Umacı Ulvi'ye kendilerine tesirlerimi sunuyorum. Nasıl oluyorsa hafta sonları benim üzerimde nasıl bir tesir bırakıyorsa kendimi yorgun, dargın ve buruk hissediyorum. Şu an kollarımda bir ağrı, sırtımda biraz bir acı, yüzümde acı bir tebessüm var. O yüzden kendisine kardeşim çek git buralardan diyorum. Çek git. Ve Tufan Tufanoğlu kardeşimize bize yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyor. Allah rızası için bize bir tripod yollamasını istiyoruz. Ben seni sevdum da tüm dünyalara bildirdim. Ben seni sevdum da tüm dünyalara bildirdim. Durdum kaşlarımı, durdum kaşlarımı, anani, babani mi öldürdüm. Bugünlük bu kadar, yeter diyorum ve bir kitapla bugün de kapatalım diye düşünüyorum. Aldous Huxley, yani cesur yeni dünya. Koronadan çıkarken artık cesur bir yeni dünyaya hazır olmamız gerektiğine dair bir kitabı anlatıyor. Eskilerde yazılmış olabilir ama geleceği çok iyi görüyor. Mutluluğa dair bazı paylaşımlar da var. Tabii alabilir seni. Yani beyniniz yetiyorsa şimdi size her şeyi de açıklayamam. Mis gibi de kokuyor kardeş. Her zaman söylemişimdir, içinden çıkan şeyleri severim. Beleş bizim adımız olmuştur. Burada diyor ki ben keyif aramıyorum. Gerçek tehlike istiyorum. Özgürlük istiyorum. Günah istiyorum. Terbiyesiz. Bak ben bunu unutmuşum. Günah istiyorum demiş. Terbiyesizlik yap. Günah münah istemeyin kardeşim. Günah çok da mantıklı bir şey değildir. O yüzden kendinizi terbiye edin, tehdit edin, tebrik edin. Cesur yeni dünya. Yani koronadan çıktığımızda cesur bir dünyaya hazır olun kardeşlerim. Cesur yeni dünya. Ve bugün şu sözümle bitirmek istiyorum. Herkese bir beyin lazım. Ve son bir söz. Biliyorum çok son oldu ama buradan İzzet Altınmeşi artistlik yapan Twitter delikanlıları, kendilerini bir halt sanan insanlara sesleniyorum. Kardeşim İzzet Yıldız'ın nereden çıktı? İzzet Altınmeşi'ye kimseye yedirmeyiz kardeş. Bakın bu adamı Facebook'a göndermeye çalışanlar, senin yerin Facebook'tur diyenler kendilerine gelsinler. Bu adam her yere girer çıkar kardeş. Bu adam sizi tek bir cümlesiyle, üstadım sizi böyle ders bir oğlunun içine sokar çıkartır istersin. Bakın bu adam daha sen daha bebeyken, bak dediği de gibi, sen daha ekmek almaya gidemezken bu adam Almanya'da turneler yapıyordu. Kimse kimseyi artistik taslamasın, benim aklımı almasın. Buradan Aydınoğlu'na da sesleniyorum. Değişik, egzantrik olaylar yaparak her hafta gündeme geliyorsun abi. Yapma, çok dikkat çekiyorsun, yapma. Seni severiz, sayarız, saygılı mısın, büyüğü müsün? Sudaki çok tüketime dikkat çekmek için de Taksim'de leğenle yıkanma Allah rızası için ya. Bunun için farklı şeyler yap ya. Allah rızası için daha böyle, tamam dikkat çekiyorsun. Okey. Geçen de tas berberi tıraşıyla da çok dikkat çektim. Daha önceden de vakalarım var biliyoruz. Büyüğü müsün, saygımız var ama lütfen. Buradan İzzet Altınmeşe'yi de yedirmeyeceğimi, linçlere karşı önlem alacağımı tüm ekibim ve kendim adına diliyorum ve saygılar, sevgiler diliyorum. Bugünlük yayınımız bu kadar. Sevgi, saygı ve donsuz sevgiler diliyorum.